Tarihler 18 Ağustos 2016 sabah saat 9.15'i gösterirken huzur, barış ve kardeşliğin şehri Elazığ hainlerin hedefi oldu. Daha önceden 8 ton bombayla yüklenen 07RG 112 plakalı beyaz minibüs Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nün önüne geldi ve Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine girmek istedi. Ancak intihar eylemcisi saldırıyı gerçekleştirmek üzere 4 katlı Emniyet Müdürlüğü'nün hemen yanındaki otoparka giden yolda bombayı infilak ettirdi. Saldırıda Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 polis şehit oldu, 164 polis memuru ve 61 sivil vatandaş olmak üzere 225 kişi yaralandı. Allah rızası için ya! Allah rızası için! Kan için geldi bu araç. Hadi arkadaşlar! Emniyet çevresine 1 kilometre yakınlıkta bulunan birçok ev, iş yeri ve okullarda hasar oluştu. Patlamanın şiddeti o kadar yüksekti ki ağaçlar köklerinden söküldü, yolda ilerleyen siviller ve araçları hasara uğradı. Patlamanın meydana geldiği yerde 5 metre derinliğinde 10 metre eninde çukur oluştu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Şehir hastanelerine yaralılar kaldırılırken bir yandan da hastanelerde kan anonsları yapıldı. Elazığlı vatandaşlar ve hatta kan vermek için Malatya'dan gelen duyarlı insanlar hainlere birlik ve beraberliğimizi bir kez daha gösterdi. Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sağlık Bakanı Recep Aktağ ile birlikte PKK'lı teröristlerin saldırdığı Elazığ Emniyet Binası'nda incelemelerde bulunmak için Elazığ'a geldi. Milletimize şunu Elazığ'dan, burada, olay yerinden söylemek istiyorum. Bu milleti asla ve asla hiçbir terör örgütü teslim alamayacak. Saldırının en önemli isimlerinden birisi de saldırı esnasında olay yerinden geçen tır şoförü Abdülbasit Özdemir'di. Tır şoförü Özdemir'in 17 metrelik demir yüklü tırı bombaya kalkan olmuş ve büyük bir facianın önüne geçmişti. Saldırıdan bir gün sonra Elazığ'da teröre lanet yürüyüşü düzenlenerek tüm dünyaya Elazığ'ın dik duruşu aykırıldı. Saldırı sonrasında kullanılamaz hale gelen Elazığ Emniyet Müdürlüğü binası da geçici olarak FETÖ'den devlete devredilen okula taşındı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü binası yeni yerinde yapılmaya devam ediyor.